Şimdi geçelim diğer siyasetçilere. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kömür madeni sahasının genişletilmesi için ağaçların kesildiği Akbelen Ormanı'na gitti bugün. Ki öncesinden de bunun duyurusu yapılmıştı. Kendisinin beraberindeki bir heyetle birlikte oraya gideceğini kamuoyuyla paylaşmıştı CHP. Kesimleri engellemeye çalışan köylüleri ve çevrecileri evet orada ziyaret etti CHP lideri. Direniyorsunuz, Kemal kardeşiniz de sizin yanınızda dedi. Konuşmasının ardındansa arabasına binip o alandan ayrılmak istedi. Ancak bunun üzerine tepki gösterdi oradakiler ve kesim alanına gitmek zorunda kaldı Kılıçdaroğlu. Direndiniz, direniyorsunuz, direniyorsunuz. Kemal kardeşiniz sizin yanınızda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muğla'da kömür madeni sahasının genişletilmesi için ağaçların kesildiği Akbelen Ormanı'na gitti. Ağaç kesimini durdurmak için direnişte olan köylüler ve çevrecilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu direnişçilerin tepkilerini dinledi. Verilen mücadeleyi yakından takip ettiğini söyledi. Buraya geliş nedenim davayı yeni öğrendiğim için değil. Sizin sesinizi, sizin bizzat mikrofonu alarak derdinizi anlatmanıza imkan sağlamak içindir. Benim Ankara'da konuşmanın çok önemi yok. Sizin konuşmanız önemli. Mağdur olan sizsiniz. Haksızlığa uğrayan sizsiniz. Çamınızı koruyan sizsiniz. Ama bu çam, bu ağaç sadece sizin ağacınız değil. 85 milyon ağacıdır bu ağaç. Kılıçdaroğlu sadece Akbelen'de değil, Türkiye'nin her yerinde beşli çetelere rant sağlamak için doğaya zarar verildiğini söyledi. Ağacı kestiğinizde tabiatı öldürmüş olursunuz. Ağacı kestiğinizde oksijeni bitirmiş olursunuz. Bütün dünya bunu biliyor ama bir avuç çete bunu bilmiyor. Ben boşuna mı beşli çeteler diyordum? Boşuna mı bu beşli çeteler bu milletin kanını emiyor diyordum? Bunun için söylüyordum. Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından arabasına binerek direniş alanından ayrılmak istedi. Ancak köylüler arabasının önünü keserek arabaya değil barikata sloganı attı. Arabaya değil barikata. Tepkiler üzerine Kılıçdaroğlu arabasından inip kesim alanına gitti. Öte yandan Kılıçdaroğlu ile beraber CHP heyetinde yer alan milletvekili Mahmut Tanal köylüler ve çevrecilerle tartıştı. Tanal'ın verdiği yanıtlar tepki çekti. Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik diyen Tanal'a bir çevreci de bizim sayemizde kazanacaktınız, iyi ki kazanmamışsınız diye yanıt verdi. Kendisine tepki gösterenlere AKP'nin trolüsünüz diyen Tanal direnişçiler tarafından yuhalandı.